Mutfağımdan herkese merhaba arkadaşlar. Çayın yanında şöyle canınız istediğinizde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz yumuşacık bir kek tarifim var. Buyurun hep beraber yapımına geçelim. İlk olarak malzeme listesini vermek istiyorum. 3 tane yumurta. Eğer yumurtalarınız büyükse 2 tane yeterli olacaktır. 1 su bardağı toz şeker, yarım çay bardağından biraz fazla tereyağı, yani 100 gram kadardı. 200 gram badem unu, toplamda 2 su bardağından 1 yemek kaşığı fazla ediyor ölçü olarak. Şimdi karıştırma kabımın içine öncelikle yumurtayı alıyorum. Üzerine de şekeri döküyorum ve mikserle çırpmaya başlıyorum. Bir kapak kapatırsanız en azından sıçramaları da önlemiş oluyoruz. Oğluk elinizde mikser yoksa bu işlemi tabii ki çırpma teli veya bir çatal yardımıyla da yapabilirsiniz. Sadece mikserle çırptığınız süreden biraz daha fazla zamanda çırpmış olacaksınız. Yumurtanın rengi değişti, köpük köpük oldu. Hatta böyle bir iki kat kabardı. Şimdi üzerine eritmiş olduğum tereyağını döküyorum. Yalnız tereyağının sıcak olmasın lütfen. Oda sıcaklığına geldikten sonra kullanmanızı öneririm. Tereyağının hepsini birden dökerek çırpmadım. Yavaş yavaş dökerek bir yandan da çırpmaya devam ediyorum. Yapımı çok pratik. Oldaki çat kapı bir misafiriniz geliyorsa 3-4 dakikada hazırlayıp fırına atabilirsiniz. Öyle yumuşacık, çayın yanında sıcak sıcak yiyebileceğiniz gerçekten çok lezzetli bir tarif. Son olarak bakın badem unu döküyorum. Hiç burada tahta kaşıkla çırpmanıza da gerek yok. Yine bakın ben mikserle çırpmaya devam edeceğim. İçine kabartma tozu koymadık, vanilya koymadık. Ona rağmen kabaracak ama hani normal yapmış olduğumuz kekler gibi böyle çok aşırı bir kabarma olmayacak. Özelliği bu şekilde. Şimdi kek kalıbıma çok az bakın bir parça tereyağı koyuyorum ve böyle isterseniz elinizle de yapabilirsiniz ama ben fırça yardımıyla tabanına böyle kenar duvarlarına iyice sürüyorum ki kalıptan çok daha rahat bir şekilde almak istiyorum. Böyle bir kek kalıbınız yoksa normal bir borcam, kare, yuvarlak ya da normal yuvarlak bir fırın tepsisinde de yapabilirsiniz. Çapı 20 cm geçmesin arkadaşlar. Dediğim gibi çünkü çok fazla böyle kabarık bir kek olmuyor. Ama ona rağmen oldukça doyurucu ve lezzetli bir kek oluyor. Fırına vermeden önce kalıbı şöyle 3-4 defa hemen zemine vuruyorum. Böylece içerisinde varsa hava kabarcıkları dağılmış oluyor. Önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırında yaklaşık olarak yarım saat pişireceğim. Lütfen sizler tabii ki pişirme süresine bağımlı kalmayın. Çünkü fırından fırına pişme süresi değişebiliyor. Fırından almadan önce şöyle bir kürdan yardımıyla test edebilirsiniz pişip pişmediğini. Ilıkken, isterseniz sıcakken veya tamamen soğuduktan sonra servis edebilirsiniz. Ters çevirme işleminde ben soğumasını beklemedim. Fırından aldım. Şöyle bir 3-4 dakika geçti. Öyle ters çeviriyorum. Umarım kalıptan kolay çıkar. Şöyle ben birkaç tane de üstüne vurdum. Hatta kalıp böyle kaldırdığımda kalkmayınca kalıpla beraber tekrardan tabağa doğru böyle bir iki defa kaldırıp indirdim o şekilde. Evet bakın çok şükür sıcak olmasına rağmen hiçbir şekilde dağılmadan çıkmış oldu. Üzerine ben biraz da pudra şekeri serpiyorum. Eğer elinizde yoksa veya sevmiyorsanız kesinlikle kullanmak zorunda değilsiniz. Evet sizlere hoşça kal demeden önce şöyle içinde göstermek istiyorum. Yumuşacık, enfes bir kek oluyor. İnşallah denediğiniz zaman bunu sizler de göreceksiniz. Dediğim gibi çok böyle aşırı kabaran bir kek değil ama yerken damakta gerçekten o bırakmış olduğu tatla sizi tatmin ediyor. Aynı zamanda da doyurucu bir kek oluyor. Bir de ben şekeri 1 su bardağı kullandım. Ama çok tatlı sevmiyorsanız yarım su bardağı şeker yeterli gelecektir. Biz bu güzelliği çok sevdik arkadaşlar ve kim ikram ettiysem ikinci hatta üçüncü dilimi de almış oldu. Gerçekten çok hafif, çok böyle lezzetli. Bir de beyaz un kullanmadığım için kesinlikle midenizi yormayan çok sağlıklı ve lezzetli bir kek olmuş oldu. Şimdiden deneyecek olan arkadaşlara kolay gelsin, afiyet olsun. Evet videomun sonuna geldik. Umarım sizler için de keyifli bir seyir olmuştur. Bir diğer videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.